Colorado Tarih Merkezi'ndeyiz ve Denver Sanat Müzesi koleksiyonundan sanatçı E. Martin Hennings'e ait Tavşan Avı adlı bir tabloya bakıyoruz. Bu tablo yaklaşık 1925 yılına ait. Tablo Tavşan Avı olarak adlandırılsa da aslında bir tavşan avı sahnesine bakmıyoruz. Burada daha ziyade bir tavşan avının başarılı sonuçlarını görüyoruz. Hennings bu tavşan avının sonucundan ziyade bu ava katılanlarla daha fazla ilgilenmiş gibi görünüyor. At üzerindeki bu figürün biçimsel olarak kapsadığı alan açısından hakim bir varlığı var. Ancak bunun yanında figürün aşağıya, tavşana doğru bakışı aslında bu resimde çok fazla gölge olduğu için görmediğimiz tavşanı görmemizi sağlıyor. Bazı açılardan tablonun konusu tavşan değil de renk ve ışık gibi görünüyor. Çoğunluğu Avrupalı veya Amerikalı olan bir grup sanatçı Münih'te ve Paris'te eğitim gördükten sonra Chicago ve New York'tan New Mexico'nun Taos pueblos'una taşındılar. Taos, deniz seviyesinden yaklaşık 2000 metre yükseklikte olan vadilerden oluşan bir yer ve etkileyici dağlarla çevrili. 1893 yılında Taos'a giden ilk sanatçılardan biri Joseph Henry Sharp'tı. Ancak 1915'e kadar orada Taos sanatçılar topluluğu oluşmadı. Tabi 20. yüzyılın başlarında özellikle demir yollarının gelişmesiyle ve birçoğu bu tür sanatçılar tarafından üretilen pazarlama ürünleriyle turizm endüstrisi patladı. Boş zaman geçirmek, dinlenmek ve seyahat etmek amacıyla insanlar Amerika'nın batı ve güneybatısına yoğun bir ilgi göstermeye başladılar. Bu ilgi halen sürüyor. Yani bu sanatçılar hakiki Amerikalı diyebileceğimiz bir şey arıyordu. Akademik sanat eğitimi almış bu sanatçılar özellikle taze ve Amerikalı olarak gördükleri konuların peşindeydi. Bu konular manzaralarda olabiliyordu. Bölgede yaşayan Taos Pueblo Kızılderilileri ya da Hispaniklerde. Genellikle Amerikan Western yani batılı resimlerine baktığımızda kovboyların ve Kızılderililerin gösterildiği tabloları bu iki grup arasındaki gerilimi sergileyen konuları hatırlarız. Western sanatı aslında sanatsal hayal ürünlerinden ibaret olmasına rağmen genellikle yanlış bir algıyla belgesel olarak algılanır. Hennings bu eserinde figürlerini modası geçmiş veya geleneksel kıyafetlerle süslemekle değil, aksine güncel olarak kullanılan kıyafetlerle betimlemeyi tercih etmiş. Bu yüzden at üzerindeki figürü bir tenis kazağı ve kaki denilen pantolon türü giymiş olarak görüyoruz kaki derken bazen çinoda denen rahat kumaş pantolonundan bahsediyoruz. Ayrıca burada uzun saçları bezle sarılmış örgülü bir halde ve şayen mokasenleri giymiş. Bunu çarığın tasarımından anlıyoruz. Bu tür eşyalar kabileler arasında düzenli olarak alınıp satılırdı ve şayenler mokasenleriyle tanınıyordu. Burada gördüğünüz gibi kültürler arasındaki gerilim yerine artık Kızılderili savaşlarının çok ötesinde bir zamandayız. Kıyafetlerle ölümsüzleştirilen harika bir kültür alışverişi söz konusu. Kıyafet açısından baktığımızda tabloda kalıp yargılarla bezeli bir görüntü görmemek çok güzel. Burada hala romantikleştirilmiş bir şeyler var ama aynı zamanda figürler modern dünyada bulunuyorlar. Yani uzak, egzotik bir geçmişe taşınmıyorlar içinde bulundukları bu mevsime özgü iklimdeler ve günlük yaşamlarının aktiviteleriyle hemhal olmuşlar. Ayrıca gündelik kıyafetlerini giymişler. Buna geleneksel battaniyeler de dahil. Sanatçılar Chicago'dan geldiğinde hakikaten Amerikalı olarak nitelendirilebilecek bir şey arıyorlardı. Yani 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başlarında meydana gelen hızlı kentsel kalkınmaya kıyasla daha fazla toprağa bağlı bir şeyin peşindeydiler. Hakiki Amerikalı teması kentsel sanayinin aksi olarak tanımlanıyordu ve bu çalışmanın romantikleştirilmiş olarak düşünülmesinin bir nedeni de bu. Pueblo halkının tarihini düşünmemenin ağır bir ihmal olacağını düşünüyorum. ABD tarihine baktığımızda yüzyıllar boyunca yerlilere karşı askeri müdahaleler yapılmış. Yine de Taos Pueblo halkı modern toplum tarafından daha az etki altına alınmıştır diyebiliriz çünkü yüzyıllardır geleneksel pueblolarında yani kasabalarında ikamet edebilmişlerdi. Hatta yüzyıllar önce Taos Pueblo yerlilerine en büyük acıları yaşatanlar İspanyollardı. Yani İspanyolların sömürge tarihleri çok daha derinlere dayanıyor. Kızılderili savaşları Teksas'taki Comanche toprakları ile kuzeydeki Kanada sınırı arasındaki savaşlardı. Bu bölge el değmemiş bir bölge olmasa da tarihin biraz farklı bir anlatımına ev sahipliği yapıyordu. Çünkü bu insanlar diğerleri gibi rezervasyon denen alanlara gitmeye zorlanmadılar. Şimdi tablomuza geri dönelim. Bu tablo ilk başta güzel biçimsel nitelikleriyle dikkatimizi çekiyor. Mesela bu elbisenin renkleri ya da fırtına nedeniyle arka planın düzleşmesi ve ön planda parlak bir ışığa yol açması. Ve Hennings'in morlarla ve yeşillerle işlediği bu gölgeler. Hennings'in atın ön bacaklarını gizlediğini görebiliyoruz. Bu yüzden çok açık değil. Arka bacakların alt kısmı da çalılığın içinde kaybolmuş durumda. Hatta buna ek olarak ön plandaki figürün atın burun kısmına denk geldiğini fark ediyoruz. Aslında bu bir figürün yanından geçiyor olsaydık o an onu görebileceğimiz şekilde tamamlanmamış olarak resmedilmiş olduğu anlamına geliyor. Yani bir geçiş durumu söz konusu. Hennings'in kendisini akademik eğitim almış bir sanatçı olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Ancak burada kişisel ifadenin kesinlikle Avrupa'da gördüğü sanat eserlerinden etkilendiğini görüyoruz. Eser oldukça çağdaş görünüyor ve Amerika'nın güneybatısını ziyaret edemeyen insanlar için bir sanatçının bu alandaki deneyimine dair bir fikir vermiş oluyor.